Ben niye donatıp takıp takıştırıp oturtturdun İlayda? Ay turcular evi geziyor Kumsal abla. Şimdi salona falan gidersin. Zaten dün beni rezil ettin o pijama altınla. Ne olar da her deliye cürmesin. Mahrem diye bir şey var. Neyse canım. Bugün şefim yerine dur. Artık kismetimiz açıldı. Nereden çıktı o? Bak, 17 yaşına bu eve doğdum. O günden bugüne benim üzerime bir kasvet bir kismetsizlik vardı. Bugün gitti. Demek ki o bir Necmiye'nin yüzüm demiş. Ay, ölmüş kadın hakkında ne ayıp laflar Kumsal abla. Ama öyle. Bak takmış kafayı istiyor ki kimse evlenmez. Senin başına gelen neydi? Uğursuzluğa bak. Ne demekti bir insanın nişanlısını düğün ortasına bırakıp kaçmak? Aa! Zaten bütün gün ofiste içim şişiyor. Nereden geldik bu konuya yine? Kaçıncı kez bunu konuşacağız ya? Bağırma bakayım ablaya İlayda. Bağırırım. Ne kibarcık gibi sırıtıyorsun öyle. Arkana 10 kişi var da ondan. Merhaba hayatım. Tone. Hani kış bahçesini gezdirmeyecektin? Küçük salon yerine kış bahçesini gezdireyim dedim. Küçük salon özel hayata giriyor dedin diye. Burası hiç özel hayata girmedi çünkü. Neyse efendim, burası da 90'larda mimariye uygun olarak eklenen kış bahçesi. Hadi çıkalım. Bir dakika, sorularım var ya. Buranın altı dolgu mu, ha? Kotu yükseltilmiş mi? Eklenen bölümlerde grobeton var mı? Yalıtımı nedir? Şimdi bu kolonlarda depreme dayanıklı sarmal tel kullanıldı mı? He? İstediğimiz sorudan bağışlayabiliyor muyuz? Aa, pastacı kız. Pastacı hanım kız. Beni? Aa, siz şey miydiniz? Bu boynuma terapi yapan. Evet. Ne yaptınız? Evlendiniz inşallah. Yine bu konu ya. Düğünü erteledik biz. Evet, turumuzun sonuna geldik. Buyurun. Bir dakika. Nasıl yani? Nişan atıldı mı? Hayır. Düğün organizasyonunda bir terslik oldu. Onun için sonraki aylara erteledik yani. İyi madem. Hayır hanım teyze, el alemin derdi seni mi cerdi acaba? O kadar para verdik. Soracağız tabii. Ya bunun düğününü konuşmaya mı geldin? Hayır, üstüne ne vazife? Oğluna mı alacaksın, nedir? Hayırlı akşamlar. Anne ben geldim, bekliyorum. Hadi gidelim. Tamam oğlum, gidelim. Bitti zaten. Annem iyi. Hayırlı akşamlar Talip Bey. Merhabalar, nasılsınız? Opayım teyzecim. Talip Bey'in annesi oluyorsunuz galiba. Hoş geldiniz. Bir şey içer misiniz? Acılığınız var mı? Yok, sağ ol. Siz kimdiniz acaba? Ablamız. Ablanız mı? Yani manevi ablamız. O Karadeniz'de büyüdü ama yani ablamız. Maşallah. Hadi çıkalım bahçeden yandan. Anne hadi. Ya oğlum gitmeyedik hemen ya. Hanım kız buyur etti, bir çay içeydik, para var. Anne arabayı çok ters yere koydum, olmaz. Hadi gidelim ya. Peki madem gidek. Oldu. Hayırlı akşamlar yavrum. Bir gün de bize gel. Heh, olur mu? Yakınık buraya. Biliyorum, öyleymiş. İnşallah nasip kısmet işleri teyze bulan, niye olmasın? Neden olmasın? Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Yavrum. Teyzem. Allah. Bekliyorum. Başım üstüne. Sübhanallah. Kalbim sıkışıyor. Kur'an tersi bir sıkışmacı oldu bana. Şerefsizim, gözüm görmeye başladı be. Midem birbirine yapışmış, midem birbirine yapışmış.
Hava et, domates sosu, sarımsak, yalan ve öfke kokuyor Safiye. Evet Gizem. Kızılderililer gibi her şeyi koklayarak anlamaya başladık. Barış şu kanapesine. Ben bu senin sütünü döküyorum. Kalmış mı yoksa sabah kahvaltı zorla yedirirler bize bunu. Yok edelim onu, yok edelim. Hadi dur. Bu ne yedik ya? Pizza mı bu? Sen bize oturanımızı çöpe mi döktünüz? Sizin kafa derinizin yüzü çarptı. Yok ya, tamam. Bu sefer iyi. Organik domates, keçi peyniri, her şey var. Ben artık uyuyacağım bu beslenme tarzına Gizem abla. Her şey var bak. Gayet de lezzetli. Yavaş yavaş alışacağız işte yani. Evladım sen aklına sahip ol da. Hem mis gibi sağlıklı yaparız. Ben harbiden sevdim. Vallahi sevin sevmeyin. Bundan sonra böyle. Okey?